Hepinize yeniden merhaba. Bu videoda çağırma etkinliği denilen, çağırma havuzu denilen bu prizma parçaları geldi. Hadi gelin beraber bunlara bir göz atalım. Öncelikle epiklerden başlamak istiyorum. İyi epikler hangileri? Bu epikler için açılabilir demek istiyorum. Kunagashi çok güzel bir epik. Çünkü diriltmeci bir karakter ve gölge soyunda diriltmeci karakterlere ulaşmak çok güç. Herhalde hiç yok diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Sadece Kınakkaş var. Şöyle Zuşen de yapmıyor. Evet galiba sadece Kınakkaş var ve hani tek diriltmeci olarak kullanmak isterseniz gerçekten çok 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 iyi. Elinizde yoksa buraya bir göz atabilirsiniz. Elinizde varsa da kasmanız gerekiyor. Ankorite. Ankorite eskiden iyiydi. Eskiden dediğimde bu Hydra çarpışmasında biliyorsunuz ki fazla fazla hasarlar veriyorlardı kalkan takımlarıyla. Hani Ankorite de buranın bir parçasıydı aslında. Birazcık daha ufak bütçeli takımlar için. Ama artık o takım kaldırılacak. O yüzden bu karakterde artık birazcık mazi oldu. Ornn çok güzel bir karakter. Ornn inanılmaz iyi bir zehirci. İnanılmaz iyi bir solo karakteri. Şunu biraz çekeyim. İnanılmaz iyi bir solo karakteri. İnanılmaz iyi bir grup muhafızı. Yani gruplarında kullanılabilecek bir karakter. Ve bazı kıyamet kulesi zor katlarının ara katlarında yani gizli odalarda kullanılabiliyor. Gerçekten güzel bir karakter. Sonrasında şöyle baktığımız zaman eğer artığımız yoksa Mordecai iyidir. Eskilerdendir. Mordecai'yi anlatmaya gerek yok. Hep yanı veriyor. Sonrasında füzyon karakterlerine bakalım. Zaten muhtemelen bu alttaki epiklerin çoğu da füzyon karakteri. Yani füzyonları yapabileceğimiz karakterler. Galiba aralarından hatırladığım bir Hoskarol vardı. Bu tek başına sadece füzyon olan epik füzyonuydu. Ne alaka hatırlamıyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama genel olarak herhalde bunların hepsi zamanında füzyonlarda kullanılan epikler. Şimdi de geldik füzyon karakterlerine. Bunlar gerçekten bu altılı oyundaki en iyi füzyon karakterleri olabilirler. Ve bilerek zaten bunu seçmişler. En iyileri arasında gerçekten yani hiçbirini birbirinden ayırt edemezsin. Nişak oyundaki en iyi bombacılar arasında, oyundaki en iyi solo karakterler arasında biliyorsunuz ki ben Zora Ejderha 7'yi bu karakterle yapıyorum. İnanılmaz iyi. Çok 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 iyi bir karakter. Maitoko. Maitoko yani kudretli Ukko. Bir zamanlar Hydra'da çok kullanılıyordu ama artık biraz daha aşağı düştü. Bir zamanlar arenalarda çok fazla kullanılıyordu. O da biraz daha aşağı düştü. Sebebi ise artık insanlar Ukko'ya karşı nasıl oynayacağını biliyor arena konusunda. Bir de A2'sindeki iki defa vuruşla beraber iki tane sersemletme şansı gibi bir olay vardı. Artık onu kaldırdılar. Maalesef ki yok. Ama yine de hala o aşamadan biraz daha aşağı çekilmiş olsa da hani çok güçlü diyebildi. Çok güçlüydü. Artık güçlü gibi bir şey. Ama her yerde kullanabilirsiniz. Yani PvP, PvE, Hydra, normal değişimli arena, normal arena, canlı arena, Doom Tower. Her yerde kullanabilirsiniz. Çok 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 iyi bir karakter. Brogni de keza öyle. Brogni hatta eğer bu kalkan takımını Hydra'daki kalkan takımını bozmasalardı oyundaki şu an en aranan karakterler arasında oluyordu. Çünkü Brogni olmadan takım olmuyor. Sadece Brogni'ye ihtiyacınız var. Bir de Tombul Kadavra'ya. Tombul Kadavra'yı bulmak biraz daha kolay sonuçta. Ama Brogni'yi bulmak çok 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 zor açıkçası. Tabii ki de zamanında füzyonla geldi ama yapmayanlar olabilir. Oyuna tekrar o füzyondan sonra başlayanlar olabilir. O yüzden bu karakter çok iyi olurdu ama maalesef nerflediler. Yine de Brogni de Maitoko gibi. Çoğu yerde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Hydra'da da ben kullanıyorum biliyorsunuz. PvP'de de eğer kalkan setiyle beraber vesaire kullanabilirsiniz. Hasarcı olarak kullanamazsınız maalesef. Aslında hasar az buz değil ama yine de çok 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 iyi de değil. Yani oldukça iyi bir destek karakteri. Rotos oyunun benim için en iyi ikinci nuker'ı. Genel olarak da oyunun en iyi 5 nuker'ından birisi. Sıralaması önemli değil. Gerçekten hayatta kalabilirliği çok yüksek pasifi sayesinde. Çünkü bir hasar verdiğiniz zaman o hasar bu karakterin canının %50'sinden daha fazlasını vuramıyor. Yani bu karakteri öldürmeniz için iki defa vurmanız lazım. İki hitli karakterler vurmanız gerekiyor. Veya bir defa vurup bu karaktere tur vermeniz gerekiyor. A2'siyle beraber devamlı canı doluyor. Üzerine bir de
max canını arttırıyor. Artı canı da doluyor yani bir yerde. Üzerine A3 ile beraber de karşının defansının %60'ını yok sayıyor. Ve bu yetenek hasat yağmacısı yeteneğiyle ve beraber birleşince, yani bu karakter max HP'sinin bir noktaya ulaştırınca, maksimum noktaya ulaştırınca, bu skill ile beraber öldürdüğü adamlar tekrardan hayata dönmüyor. A1 ile de ekstradan tur alıyor. %25 şans, az bu da değil. Gerçekten iyi. Yani çok anlatılacak bir karakter değil, harika. Nuts oyundaki şu an için herhalde oyunun en sonu için en iyi karakterler arasında Akriza ile beraber. İkisi şu an başı çekiyor hasarcı konusunda. Oldukça iyiler. Oldukça, yani Akriza ile beraber kıyaslanabilecek bir füzyon karakteri gerçekten çok 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 değerli. Bu da keza Rotos'la da aynısı var. Mesela Taras'la kıyaslanabiliyor. Taras'la kıyaslanabilecek bir karakter. Taras'la kıyaslanabildiği için bile çok harikadır yani. Öyle düşünün. Bu karakter de aynı şekilde Akriza ile kıyaslayabileceğiniz tek karakter oyundaki. O yüzden gerçekten çok 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 iyi. Ama Akriza haricinde, yani Akriza'nın yanı sıra daha iyi yaptığı şeyler de var Akriza'dan. Ama genel olarak biraz da tek hedefli. Akriza'nın iki hedef, genel alan vurup iki defa alan vuruyor ve ikisinde de max HP vuruyor oluşu çok 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 iyi. Genel olarak Nut'un A3'ü oyundaki en iyi skill'lerden birisi. Geldik Helikete. Heliket gerçekten onu her yerinde kullanabilirsiniz. PvP'de, Clan Boss'ta, Demir İkizler'de, yani her yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok 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 iyi bir karakter. Yani burası benim gördüğüm en iyi bu adı nedir? Çağırma havuzu denilen yer. Tavsiye ederim buraya doğru ilerlemenizi. Satın alımlara baktığımız zaman 5 dolar yani tanesi 10 dolara alınabiliyor. Birazcık pahalı. Ama herhalde bunun teklifleri gelir. Bana gelmez muhtemelen ben satın almadığım için, ama oyuna para yatıran insanlara daha iyi teklifler oyun veriyor. Eğer oyuna para yatırıyorsanız o tekliflere bir bakın derim. Kısa bir video olsun istedim. Hemencecik bu karakterleri size anlatayım. Bu karakterler genel olarak hepsi çok 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 iyi. Efsanevilerden bahsediyorum. Epikler zaten artık bir yerden sonra oyunda kendilerine yer bulamamaya başlıyorlar. Çünkü çok fazla artık efsaneviye erişimimiz olmaya başladı zamanla. Bu prizma taşları olsun, her etkinliğin verdiği taşlar olsun, prizma taşları, aynen prizma taşları olsun, ilkel parça olsun, baya baya toplamaya başladık açıkçası. O yüzden artık epikleri birazcık kenara bırakıp efsanevilere ilerlemeye başlıyoruz ve buradan gelecek efsaneviler gerçekten her biri ayrı iyi karakterler. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere karakterleri anlatırken. Eğer yardımcı olabilirsem beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.